Hey selam, uzun zaman oldu değil mi? Bunda B-side'ları bitireceğim demiştim fakat uzun süredir video atmıyorum ve Celeste de gelmiyor zaten en son attığım videolarda gitmeden önce. Dolayısıyla bir şunun bir B-side'larını halledelim artık dedim ya. Hani kesinlikle benim en ufak bir sorunum yok bu oyunu oynamakla çünkü favori oyunlarımdan biri açık ara farkla ve hani siz de beğendiğiniz oyunlardan, daha beğendiğiniz oyunlardan diyeyim, en beğendiğiniz oyun değil. Genel çektiğim serilerden ama nefret etmediklerinizden diyelim. Herkes hemfikir olsun değil mi? o yüzden yani ben kesinlikle ilgim var oynamaya. Tamam. Tabii ki çok uzun süredir oynamadığım için paslanmışım biraz. Biraz paslarımın açılması lazım. Beni ne öldürdü orada? Theo mu yere düştü? Galiba Theo yere düştü. Tam atış mekaniklerimi çalışmam lazım. Tamam, burada kurtulduk ama ne yazık ki burası son değil. Uf! Orası ne öyle? Oradan nasıl tırmanacağız? Theo'yu atacağım, ondan sonra duvara tutunacağım. Theo'yu tutacağım ondan sonra havada. Sonra atıp duvara tutunup bir daha tutacağım Theo'yu. İyi de yaptığın ayıptır. Hani bilmiyorum belki bunu yaptıktan sonra birkaç ay ara verip ondan sonra da bir ihtimal direkt Seaside'lara da geçeriz. Değil mi? Seaside'ları da oynamak isterim. Ve bu kısımda muhtemelen oldukça fazla zaman kaybedeceğim bu arada. Zor bir yer çünkü. Kendim geçtiğim zamanda da bayağı bir denemiştim burayı. Hani birazcık beni ölürken göreceksiniz ama her zaman eğlenceli bir şeydir değil mi? Çok iyi gitmiştim. Orada da deş atsaydım geçmiştik. Gördünüz mü? Biraz karışık şey de. Oradaki tuş mantığı. Tamam. Isınıyorum. Şunu bir öldürmek istiyorum ama öldüremedim. Şuradan hemen sıvışabilir miyim? Sıvışamam tabii ki. Tutarken birazcık havaya kalkıyordu Madeline. Doğru. Tutarken hafif bir ağır çekim oluyor ve çok azıcık böyle yukarı doğru yükseliyor Madeline. O da benim oradaki şeye değmeme engelledi. Ama bu işimizi biraz daha kolaylaştıracaktır. Hemen onu güvence altına alalım. Ben kendim bu yaratıkla başa çıkabilirim. Çok zor ya. Çok zor ve karışık. Attıktan sonra zıplasam ikisini aynı anda yapmaya çalışmak yerine aslında. Kapıyı açmadım. Sen burada bekle Theo. Karşıya kadar fırlatamadım. Karşıya nasıl fırlatacağım ki? Yetişebiliyor muyum oradan? Yoksa havada tutup ters dönüp fırlarken tutup falan mı atmam gerekiyordu öyle? Böyle çılgın bir şeyler. Bir dakika, tutarken duvardan zıplayabiliyorum. Yine boş yere kendim için işleri zorlaştırıyormuşum anlaşılan. Beni rahatlattı. Tamam, şu arkadaşım bir buradan gitmesi lazım. Evet, bu her şeyi çok daha mantıklı yapıyor biliyor musunuz? Ben de diyorum niye bu kadar zorlaştı bir anda. Hayır Theo, bu Canon değil. Tamam. Tepede tamam. Göremedim bir an. Hop. Ölü. Lütfen. Kurtarıcı Theo. Bizi duvara sıkıştırıp da öldürebiliyormuş bu yaratıklar. Oyunu kaç saat oynadım ilk defa görüyorum öyle bir şeyin olduğunu. Bu yaratıklar geriye doğru itiyor ya size doğru şey yapınca. Öyle yaparken İkisinin arasında kaldım. Direkt bir takım oyunu yapıyorlar bana. Beraber çalışıyorlar. Beni niye korumadın Theo? Böyle koruman lazım işte beni. Hop. Seni de alalım. Şuraya seni atacağız. Ölmedim. Okey. Tamam işte. Hayır. Theo ile tuşa basacaktım. Sonra bu arkadaşın canlanma animasyonundan sekip çıkışa ulaşacaktım. Anlaşılan daha çıkışa varmış zaten.
İşte bu. Çok iyiyiz şu anda. Şimdi burada ne yapmamı istiyor? Onu oraya koyduk. Sonra hop. Fırlarken de onu tutacağım. Tamam. Ben de. Biraz daha düzgün atmak lazım ama. Hop. Bir kere daha aynı şeyi yapacağız. Bu defa biraz daha zamanlaması zor. Ama problem değil. Ve bunu direkt ben halledebilirim Theo. Yine yardım için teşekkürler. Bu açık bir şekilde imkansız. O kadar karamsız olmaya gerek yok Theo. Değil mi? Onu fırlatacağım diğerine direkt. Ondan sonra ben fırlayarak Theo'ya geri yetişeceğim. Bir kere daha fırlatmam gerekiyordu. Yeterince hızlı değilim. Ve wow. Bunu ilk denemişte yapmayı beklemiyordum, bu son kısmı. Bu son kısımda ben o kadar uğraşmıştım ki kendim oynarken. Çok iyi geçtik ya. Düşündüğümden çok çok daha hızlı oldu. Çok iyiydi. Evet. Böylelikle. Nereye bitirdik? Buranın ismi neydi? Mirror Temple mıydı burası? Galiba Mirror Temple'dı. Aynen, Mirror Temple. Ve tekrar sona doğru yaklaşıyoruz. A-side'larda yani oyunu kendisini de bitirdik. Şimdi B-side'larda sona yaklaşıyoruz. Ve bir sonraki adımı da tabii ki C-side eğer isterseniz. Ah, fena gitmemiştim. Burası tahminen şimdiye kadar yaptıklarımız arasında en zoru. Hani öyle olması mantıklı zaten. Sonuçta ilerledikçe zorlaşması lazım ama hep öyle gitmiyor ya. Hani bazı bölümler daha zor, daha ileride ve daha zor olması gerekirken direkt daha kolay oluyor bu oyunda. En azından benim için. Bunları hiçbir zaman istediğim gibi kontrol edemiyorum ben. Bu diyen blokları. Süper. Ve de şimdi bu iyi. Tüyleri kullanmaktaki ustalığımızı konuşturma vakti. Ow. Neredeyse oluyordu. Ayrıca bir sıkıntı çıkmazsa yarın da Bloodborne yükleyeceğim. Bloodborne gelmeyeli aylar oldu. Hatta seriyi iptal etmeyi bile düşünmüştüm ama. Yani hala isteyenler var. Bir bölüm daha çekeyim diyorum en azından. Bir bakalım durumlara. Değil mi? Hani ben oyunu çok seviyorum. Ciddi anlamda acayip seviyorum ama işte. Benim sevmem her zaman yeterli olmayabiliyor. Serinin yaşaması için. Ow. Oyunu hani şey. Normalde çok sevdiğim oyunları çok izlense de izlenmese de umursamayıp videosunu çekiyorum. Çünkü bana zaten ben oyun oynayacağım. Bana ek bir şey yok diye düşünüyorum. Hani uğraşı yok benim için. Sadece çekerken de konuşuyorum ama ne olacak. Ama Bloodborne'u düzenlemesi ve genel capture kartımla yarı bozuk olan uğraşması o kadar zamanımı alıyor ki. Sırf o yüzden o arkadaş çok daha sinir bozucu benim için videosunu çekmesi. Ow. Tam fırlarken tüy alıyorum ya, tüy aldıktan sonra da fırlıyor biraz karakter, kafamı karıştırıyor orası. Erken atladım. Hop. Oyun hafiften takılıyor. Bilgisayarım kaldırmıyor tabii ki. Şimdi. Nasıl öyle bir yanlış yaparım? Kabul edilemez. Direkt galiba sol tarafındayken atlamam lazım. Yoksa yetişemem ki geri dönüşüne. Yetişebilir miyim? Çok yetişemem gibi geliyor. Burada ne yaptığımı direkt hatırlamıyorum ben oynarken kendim. O yüzden. Ha, yetişiyormuşum. Peki. Niye olmasın? Gizli yer. Tabii ki hayır. Bir saatte gizli yerine geçsin. Çapraz gideceğim. Çapraz.
Aa, yukarı doğru sıçramaya çalışmıştım da çok hareket ediyor buradakiler. Gördünüz mü, sağa sola doğru sallanıp duruyor böyle sırf biraz daha şaşırtmak için beni. Yine çapraz gittim ya. Sola doğru fırlayacak sanıyorum o. Çok geç fırlıyor buradakine kıyasla. Hop. Hop. Erken gittim bu defa. Birazcık bekleyip de gitmem lazım o tarafa. Yoksa zamanlaması yanlış oluyor. Bu defa da çok bekledim galiba. Gayet muhtemel. Mümkün. Hadi. Yetişemedim. Tam sağından değmem lazım ona. Yoksa yemiyor. Hop. Orayı çözdük, orayı çözdük. Orada hiçbir sıkıntımız yok. Bu arkadaş biraz daha zor. Hafif aşağıdayken çarpsam onun sağ tarafına, değil mi? Belki. Üstünden geç. Öf. Hop. 2. Acele etmeye gerek yok. Aynen öyle üstüne, haklısın. Kaçıncı defa aynı hatayı yapacağım? Hop. 2. 1. Hop hop hop. Aa, orada da mekan varmış, görmedim. Hayır, geçmiştim. Hayır. Problem değil ya. Bir kere yaptıysak bu demek oluyor ki bir kere daha yapabiliriz. Çok yanlış yaptım. İyi ayarlayamadık. Yine muhtemelen 1,5 bölüm oynayacağım. Çünkü tabii bölümlerin ne kadar hızlı geçtiğime de bağlı. Ama genel olarak çok sıkıntılı oluyor şey oynaması. 2 bölüm çok fazla geliyor genelde. Süre olarak bana. Videoyu akşamın 9'unda yüklemek istemiyorum. İnanılmaz uzuyor videoyla olunca ve... Evet. V'si yok. O kadar yani. Daha ne istiyorsunuz? Daha ne diyeyim? Ah! Yukarı lütfen. Benim klasik joystick bahanem. Bahane ama gerçek bir bahane o. İnanın bana. Kol bozuk. Aşağıdayken şu anda aşağıda değil. Uf. Orası çok zor. Şu an hani burada diğer her kısmı her deneyişte geçecek duruma geldim. Fakat orayı hala geçemiyorum. Neredeyse her deneyişte. Onu dedikten sonra öldük. Burası bizi birazcık daha... Yine yanlış yöne doğru fırladım. Keşke kumandamın D-pad'i bozuk olmasa da D-pad'le oynayabilsem ya. D-pad dediğim şey şu normal yön tuşları, joystick değil. Çünkü hani joystick'le oynarken çapraz mı düz mü fırlayacağımı iyi ayarlayamıyorum. Oyun bazen düz bazen çapraz fırlatıyor beni kafasına göre. En azından ben kafasına göre fırlatıyormuş gibi hissediyorum. Bazen yan bastım emin olduğum halde çapraz fırlıyorum. Çapraz bastım emin olduğum halde yan fırlıyorum falan. D-pad'le öyle bir şey karıştırması mümkün değil çünkü oyunun. Eğer D-pad'i çalışıyor olsaydı benim şu anki kumandamın... Niye ikinci kere zıpladım? Ah! Ya. Ama bunlar da yapabiliyor mu hareketi? Niye o diğerinde olmadı bu? İşte bu defa. Bu defa zafer. Tamam. Süper. Şimdi bunu böyle yapacağım. Seni şöyle dolaştıracağız. Bir daha buna fırlayacağız. Oo, oradan geri yetişmem lazım ona. Ha. Buradan kendimi kurtarmamın bir yolu var mı peki? Çok sanmıyorum, ayrı yok. Oradan ona geri yetişip oradan vuracağız. Hımı hımı hım. Ha. Süper. Burası çok karışıktı, burayı hatırladım. Orada da ikisini tam doğru ayarlamanız gerekiyor, gidiş geliş süreleriniz. Orada iki tanesini de kontrol ediyorsunuz bir de.
Bir yandan da kilitleri açmanız gerekiyor tabii ki. Çok sıkıntı burası, acayip sıkıntılı. Ha. Burasının da zamanlaması bayağı zor çünkü direkt tam dikene denk gelirken ucu ucuna dokunuyorsunuz zamanlamanız iyiyse ya da ölüyorsunuz falan. Oraya fırlayarak değmezsem böyle kontrollü bir şekilde değersem de yetişemeyeceğim direkt. O yüzden birazcık orada şansımıza güvenmek durumundayız bir bakıma. Yetiştim, süper. Burayı dönüşte alacağım. Direkt şöyle yapıyorum. Zıplayıp oradan yukarıdakini alacağız. Ondan sonra aşağı inip aşağıdakini alıp bunu geri döndüreceğiz ve bitireceğiz. Planımız o. Oyun planımız ama. Vurduktan sonra yukarı sekiyoruz, doğru. Onu da oraya koymuş. Onu da oraya o yüzden koymuş oyun yapımcıları. Oturup ödeyeceğimiz yol düşünüyor onlar da tabii ki. Bam. Bu defa. Bu defa gerçek bir oyun. Aslında üstünden atlayarak da yapabilirim onu. Direkt duvarından sekmeye çalışıyorum. Üstünden atlayarak yapsam, onun geçmesine izin versem, sonra aşağıdakine yetişsem. Yetişebilir miyim ki öyle? Şu anda yapamamaktan çok tam olarak nasıl yapacağımı anlayamadım o kısmı. Buralar tamam, buraları çözdük. Hani iki seferde bir falan yapabiliyorum artık genelde. Asıl sorun olan taraf diğer taraf işte. Hadi onu iki seferde bir değil de 3-4 seferde bir yapalım. Çok abartmış olmayalım yeteneğimizi. Tutunmamışım. Tutunmadan geriye bastım. Hayır. Hop. Hop. Evet, orada hafiften geriye sekmeme izin verirsen bilerek şey oluyor. Çok daha rahat bir şekilde halledilebiliyor. Ama yukarıdakini biraz geç aktif ettik. Neredeyse ucu ucunaydı, gördünüz mü? Yukarıdaki arkadaşı biraz geç aktif ettiğimiz için yetişemedik. Yoksa bu oyun planı bizi zafere götürecek, inanıyorum şu anda. Çalışır gibi geldi orada kullandığımız teknik direkt. Yetişemedim, yetişemedim. Evet. Şimdi burada acele etmem lazım. Umarım bu defa yeterince hızlıyımdır. Bu defa öncesinden daha iyi gibi. Çünkü öncesinde ikisi senkronize gitmiyordu. Aynen öyle. Süper. Oradan gidiş yokmuş. Hop. 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 Süperiz. Fırlamamı harcamam lazım düşmeden önce. Bam, bam. Ezildik direkt. Aşağıda durursam ezilmiyorum. Daha sonra şurası. Onu fırlatmasına izin vereceğim. Peki. Neden olmasın? Kaya dayı. Hop. Buradan direkt aşağı atlıyoruz. Neredeyse, neredeyse. Bizdeydi o, bizdeydi. Hafiften sağa sola sallanıyorlar ya, yine o mahvetti bizi. Galiba kullanmamam lazımdı onu. Yo. Bir şey olmuyormuş. Ve galiba bu da son düşüşümüz. Bundan sonra kötü halimizle içimizdeki ruhla savaşımız başlayacak. Son düşüş değilmiş ama neredeyse son düşüş. Kendimize küçük bir zıplatma vereceğiz orada. Küçük bir böyle minik bir yardım. Daha sonra buradan ineceğim. Buradaki planım ne? Direkt aşağı atlayacağız. Buralar kolay ya, ilginç bir şekilde. Belki de bana öyle geliyor, bilemiyorum ama. Derken direkt kafa attım dikene de, hani
kaç odayı hızlı bir şekilde geçtik sonuçta. Normalde çok görülen bir şey değil. Evet. İkinci deneyişte direkt oldu bu da. Daha ne kadar düşeceğiz alo? Hop hop hop. Sonra da tüy mekaniklerimizi konuşturmamız gerekiyor burada. Hoppa. Ah. Öldüm sandım. Rastgele ileri basmaya başladım sonra. Gerçekten öldüm. İşte inanmak yapmanın yarısıdır. Hop. Bam. Bam. Ben bu kadar çok hatırlamıyorum buradaki düşme yerlerini. Bayağı varmış. Direkt. Aa, yukarı yapacaktım orada. Yeterince hızlı tepki veremedim. Tam anlamıyla benim hatam. Ha. Ve de ha, ha. Sağ sol yukarı ileri sol. Evet, asıl zor olan buydu. Geri kalanı hazırlıkta. Hadi yine iyisin diye oyun bize birazcık kıyak geçiyordu ama şu anda gerçek olaya gelmiş bulunuyoruz. Evet. Çok erken. Çok dar orası ya. Uf. Şimdi hop 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 hop. Ah. O geçişler sorun. O fırladığım yer sorun değil. Orada ölmek benim aptallığımdı da. Orası değil. Şu tam yeşil kristal aldığımız geçiş kısmı inanılmaz dar bir yer ya. Evet. Bizi uğraştıracak yer burası olacak tam yani. Bölüm bitirmeden yine de bu ekranı geçmek istiyorum. Bölüm bitirme vaktimiz de yaklaşıyor. Yavaş yavaş yanılmıyorsam. Evet, bir de orada elimi bırakıp hani nasıl olsa fırladım buradan geçeceğim diyemiyorum. Çünkü fırlamak bana ileri doğru momentum veriyor. Bir de geriye basıp momentumumu tam o delik yere denk gelecek şekilde durdurmam lazım. Asıl sorun olan şey o. İkinci girdiğimiz yer sorun. Çünkü birinciye yukarıdan düşüyorum. Momentumsuz düştüğüm için direkt hafiften sağ sol yapıp kolayca tutturabiliyorsunuz. Ama ikincide direkt fırladıktan sonra denk gelmeniz gerekiyor oraya. Ki o da demek oluyor ki çok kusursuz bir açınız olması lazım. Evet. Bayağı sıkıntı ya. Bayağı sıkıntı. Direkt sıkıntı. Başka bir şey deneyeyim. Eğer orayı tam böyle sağ ucundan fırlarsam, daha uç tarafından. Evet, evet, tamam. Yeşil kristali almadan önce iyice sağa çekileceğiz, oradan fırlayacağız. O zaman tam denk geliyor gibi fırladıktan sonra oraya. Tamam, oyun planımız belli. Tek yapmam gereken şey, dediğim şeyi düzgün bir şekilde uygulamak artık. Hop. Onu aldık. Sağ sol. Çapraz ileri. Çok sağa gittim bu defa da. Orada da bayağı ince yermiş. Biraz önce öldüm sandım, tutturmuştum ya. Hani yeterince hızlı tepki versem direkt yenmiştik geçen seferkinde. Hop hop hop. 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 Ah, ikincide de aynı şey var ama. İkinci de aynı şey. Iy. Eyvah eyvah. Eyvah da ne eyvah. Ah. Ah. Yüksekliğimiz de önemli. Ne zaman fırladığım da önemli. Direkt yüksekliğimiz de acayip fazla etkiliyor. Çok fazla etken var. Ama İşte bu kadar kolaydı. Aa, yukarı yapacağım oradan. Peki. Hop. Evet, şimdi boss fight'a başlıyoruz asıl.
Aa, oradaki şey düşüyormuş. O düşmeden önce oraya yetişmem lazım. Neden olmasın? İleri fırlayacağım. Buradan ileri, buradan yukarı. Hop, onu hallediyoruz. Düşmeden yetişemem, direkt oraya atlayacağım. Biraz daha hızlı olmam lazım sadece. Azıcık daha hız. Bütün sorunlarımızı çözecektir. Yukarımızda da tam diken var. Oradan yani birazcık sağa doğru fırlayacağım. Peki. Buralar her şeyden çok deneme yanılma. Çünkü direkt boss'a dövüşürken bir yandan etraf aralıksız bir şekilde değişip duruyor. Hani. Tepki vermem zor. Deneme yanılmayla halledebiliriz burayı. Hop. Fırlamam yokken boss'u vurabilir miyim ki buradan? Vuramam. Fırlamamı harcamamam lazım orada. Ne yazık ki. Ah. İyi de fırlamamı harcamadan oraya yetişemem. Düşündürücü. Oraya nasıl bir kıyak yapabiliriz? Direkt kafa atmaya çalışsam boss'a hiç. Şu ateşinden kaçmaya çalışmadan dümdüz kafa atmayı denesem. Evet, çok daha iyi çalışıyor. Sonra da yukarıdaki platforma tutunup oradan düşene atlayacağız. Evet. Vuruldum. Bir daha, bir kere daha. Buradan sol, sağ, yukarı, bam, aşağı, sağ, kafa atıyoruz. Buraya tutunuyoruz. Ona değmem gerekiyor. Hızlı düşüyormuş. Bam, bam, sağ, kafa, hop. Hadi hop. Birinci oda temiz. Oh. Ona nasıl yetişebilirim? Yetiştim. Ama yeterli gelmedi. Direkt anında fırlayabiliyor muyum ki ondan ya? Oops. Sağından tutunmam lazım ki benim ona. Ama bu her türlü beni diğer tarafa doğru atıyor. Ya da fırlamam bozulmadan tutunacağım onu. Direkt imkansız. Çok anlam veremedim bu defakine. Ha. Tamam, şimdi anlam verebildim. Sadece yönü yanlış yapıyormuşum galiba. Aynen. Hop. Oh. Onun üstünde durmam lazım. Peki. Peki. Ve ölü. Bam bam bam. Ölü. Tak tak tak. Ölü. Hop. Ve şimdi de bunu alıyorum. Fırlamam lazımdı. Bittiğini fark edemedim. Çok yakındık ya. Tüy, aralarından geç. Fırla. İkisine de basmam da gerekiyor. İki. Hop. Ama tüyü almıştım. Hayır. Benim hatam. Her neyse. Tamam. Çok fark etmez ama ölü. Birazdan bölümü bitirelim. Artık bunu hangi sırayla yapacağım? Şimdi burada hangi sırayla ve hangilerini aldıktan sonra bu arkadaşa vurduğumuz inanılmaz önemli. Acayip önemli. Direkt yenmemiz ve yenilmemiz hangi sırayla yaptığımıza bağlı bütün bunları. O yüzden bunda birazcık daha dikkatli olsam çok iyi olur. İlk başta yukarıdakini alsam. Gerçi aşağıdakini hiç alamam yoksa yok. İlk başta aşağıdaki alınacak. Burası kesişim. Burası böyle olacak. Sonra böyle. Evet. Şimdi burası ne? Galiba orada direkt boss'a vuracağım hiçbir şey yapmadan, değil mi? Yanılmıyorum. Ya da şöyle yapacağım. Ha, o zaman bir daha doğuyor orası. Evet. Evet. Tamam. Tamam. Çözüyorum. Ben de. Sıkıntı değil.
Şuradan şöyle dolaşacağız, buna vuracağız. Geç doğdun. Neredeydin 40 saattir? Şuradan şöyle dolaşıyorum. Buna vuruyorum. Alamadım sandım, şimdi de aldım ya. Onun zamanlamasını daha iyi nasıl yapabilirim ki? Böyle bir saniye daha oyalanabileceğim bir yer olsa aslında o tüyle gezerken. Bir saniye. Bir saniye daha geç gidebilsem oraya. Ya da direkt böyle yaparım. Yukarıdan dolaşacaktım, aşağıdan dönüşte alacaktım galiba onu da. Değil mi? Ben öyle hissediyorum. Şimdi bunu böyle yapıyorum. Ve ölüyorum daha sonra. Tamam. Çok büyük bir kısmını çözdük bu odanın. Onu alamadım ama sorun değil. Bu da bize antrenman tarzı bir şey olmuş olur. Bir kere daha. Tamam. Yukarıdan dolaşıyoruz. Onun zamanlaması çok kötü ayarlamışlar ya. Hani bir saniye daha çabuk doğuyor yapsaydı adam veya bize azıcık daha fazla bir yerden dolaştırsaydı çok rahat olacaktı. Şimdi bu defa üstten dolaşacağım. Sonra evet. Ah be. Burası kolay, burası kolay. Burası cidden kolay. Ciddi anlamda kolay burası. Hoppa. Yani bu odayı da bırakmam bölüm geçmeden. Bir tane daha böyle zor dediğim bir oda gelince muhtemelen artık ayrılığımızı duyuracağız. Burada nasıl bir şey yapabilirim? Evet, yapmamız gereken şey kesinlikle bu. Ne? Oo, bir de oraya özelliğim varken mi gideceğim? Nasıl? Pardon, nasıl? Oraya kadar nasıl uçacağım ya? Bir dakika, bir şey mi? Bir şey mi görmüyorum ben? Görmedim ya, anlamadığım bir şey mi var? Bir türlü zamanda zıplayamadım şuradan da. Bir dakika, ne? Nasıl ya? Oraya özelliğim varken gitmem gerekiyor. En ufak fikrim yok oraya nasıl fırlayacağımla ilgili, direkt sıfır. Olay şu anda yapamıyorum değil. Nasıl yapacağımı bilmiyorum. En ufak bir fikrim yok şu an. Ay. Zamanlaması o kadar gıcık ki bununla. Ne yapabilirim ki, direkt inanılmaz uzun bir aralık var. İki tane zıplamam falan yok. Ha, orada bir tane daha kaya varmış. Değil mi? Biraz önce hayal görmedim ben. Evet, tamam. Artık her şey daha mantıklı. Ben de diyorum, bu çılgın benden ne bekliyor? Sonunda hala ne yapmam gerektiğini bilmiyorum ama. Lütfen, lütfen aktifleş ya. İğrençsin. Cidden iğrençsin. Pekala. Woo! Temiz iş. Kesinlikle temiz iş. Oo. Böyle de olmayalım ya.
Wow, güzel vurdu. Beğendim. Hop. Hareket mi diyordu o ileri geri doğru? Ben ileri gitti orada kaldı zannettim, üstüne konacaktım. Hızlı fırlamamamız lazım orada. Orta momentum ile fırlayacağız. Orta seviye momentum. Ha. Ha. Ha ha. Başaramadım. Ve bu bir. Sonra hemen şunu alıyorum. Ow. Kestirme. Bunu beklemiyordun değil mi? Ow. O üstteki platform direkt gereksiz. Yukarı fırladı ya bir defa. İleri fırlamaya çalıştım ben de. Aa, orada şey varmış. Mavi blok. Tamam, tamam. Bir dahaki sefer aynı şeye kanmayacağım. Ve tamam, daha devam mı var buranın? Burası sonu da falan mı acaba? O yüzden mi bu kadar uzun sürüyor? Belki de. Aa, biliyordum. Nişan aldığında gördüm, hissettim kalbimde. Tamam. Son 3 deneme daha. Ondan sonra artık videoyu bitiriyoruz. Hop. Bu defa. Geri çık. O kadar geri çıkman uzun sürüyor. Tamam, bir tane deneme yaptık. Geriye kaldı 2. Lazerden kaç. Hop. Ha. Odayı geçtik. Hala 3 kere ölünce direkt bitireceğim. Tamam. Bir kere daha ölürsem ne yazık ki videoyu bitiriyorum. Ölmeden oyunu bitirelim. Şakaydı. Tamam. O zaman izlediğiniz için hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Ve bir sonraki bölüm kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ve Celeste'in B-side'ini bitirmemize çok az kaldı gerçekten. Bundan sonra bir bölüm daha var. Summit var. Summit'ten sonra Core var. Core'un B-side'ini yapacak mıyım bilmiyorum. İnanılmaz uzun ve inanılmaz zor. Çünkü acayip zor bir şey. Direkt The Core'un tamamı 2 bölüm bile sürebilir. Bir bölüme sıkışmayabilir bile. Şu anda bir bölümde neredeyse 2 bölüm geçiyoruz ama düşünün yani aradaki farkı. Ve onunla da işimiz bitince Celeste'le bir süre daha veda edeceğiz. Fakat dediğim gibi yine bir ay falan araya ara koyduktan sonra Seaside'lar içinde geri dönebilirim oyuna her zaman. O zaman tekrar teşekkürler bugün bana katıldığınız için ve bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.